Oydaşlar merhaba. Çok hızlı bir şekilde atabileceğiniz, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, gönül rahatlığıyla da büyük balıklarla dahi mücadele edebileceğiniz, her türlü boyuttaki balıkla mücadele edebileceğiniz lider düğümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Çok kolay bir düğüm arkadaşlar. Bunu hiçbir yardım almadan tek başınıza kolaylıkla atabileceksiniz. Ve merada dahi hızlıca atabileceğiniz bir lider düğümü. Şimdi liderimizi alıyoruz. Bakın çok basit. Şekilde lider aldık. Bu da ana beden. Ana bedenimizi alıyoruz. Bakın içinden falan geçirmemize gerek yok. Şu şekilde üst üste koyuyoruz. Bir daha gösteriyorum. Lideri şöyle ikiye katladık. Bu da ana beden. Üzerine koyduk. Burayı tutuyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz. Ana beden üzerine şu çift katlı olan lideri yaklaşık 10 tur saracağız arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7 ile 10 arasında herhangi bir sayı yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Şimdi bu ana bedenin ipini alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra yavaşça bakın asılıyoruz arkadaşlar. Düğüm oturmaya başlıyor. Bu şekilde. Burada biraz kayganlaştırabilirsiniz. Kayganlaştırmanızda fayda olur. Buradan tutup bu şekilde sıkıyorsunuz. Bakın düğüm oturmak üzere. Oturdu. Sonra karşılıklı uçları bırakıp sadece lider ve ana bedeni tutup çekiyorsunuz. Ve bir kez daha tam anlamıyla oturtmuş oldum. Evet. Düğümümüz hazır arkadaşlar. Düğüm bu kadar. Çok kolay bir düğüm. Fazlalıkları keseceğim. Gerekirse yakacağım fazlalıkları. Ve düğümüm kullanılmaya hazır bir halde gelmiş olacak. Bunu size bir kez daha göstereceğim. Daha sonra da beraber test edeceğiz. Şu fazlalıkları kesiyorum. Lider fazlalığını ve ana gövde fazlalığını kesiyorum ve düğümüm hazır oluyor. Evet, hemen başlayalım. Çok kolay, çok kısa sürecek zaten atması da. Hemen sizlerle paylaşıyorum. Liderimi ortadan ikiye katladım bu şekilde ve sol elimi aldım. Ana gövdeyi alıyorum. Bunun altından geçiriyorum. Ana gövde ve lider. İkiye katladım lider arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu bu yönde yaklaşık 7 ile 10 tur ana bedene saracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Daha sonra bu delikten ana bedene geçiriyorum. Ve yavaşça düğümü oturtuyorum. Bakın. Güzelce sıkalım. Bırakıp diğer uçlardan düğümü oturttum. Şu anda
Tam o anlamıyla düğüm oturmuş oldu. Son yaptığım hamleyle. Fazlalıkları kesiyorum. Bakın buradaki ucu keseceğim. Kestikten sonra yakabilirsiniz isterseniz. Tamamen tercihinize kalıyor. Beleri de kesiyorum. Onu da kısa kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ve düğüm. Çok güçlü bir düğüm. Ben bütün gücümle asılıyorum şu anda. Birazdan da deneme yapacağız. Şöyle bir hal oluyor. Basit, kolay bir düğüm. Hızlı bir şekilde atabilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar biraz önce attığımız düğümü şöyle bir test edeceğim. Hemen buraya bağlıyorum. Şöyle iki kat yapayım. Bakalım nereden patlatacak. Son gücümle asılacağım. Buraya hemen klipste kullandığım düğümü atıyorum. Çok güçlü bir düğüm. Bu düğümü de videolarım arasında görebilirsiniz. Bakalım düğüm ne kadar etkili. Hep beraber görelim. Basit bir düğüm. Ama ben güçlü olduğuna inandığım bir düğüm bu düğüm. İnşallah öyledir. Hep beraber göreceğiz. Şu an 0.30 mm. Bununla test ediyorum. Düğüm burada. Lideri şu elim acıtmasın diye makasa şekilde, hatta yapabilirim. Evet, düğümü test edeceğim arkadaşlar. Bunun için de makasa bir düğüm atıyorum hemen. Bir tarafını balkonumun demirine bağladım. Bir tarafını da makasa bağlayacağım. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum sizi bekletmemek için. Bakalım bu düğümleri de test etmiş oluyoruz. Hem de lider düğümünü de test edelim. Bakalım nereden patlayacak. Beraber göreceğiz. Evet. Bakalım kopana kadar asılacağım. Koparmaya çalışacağım. Bakalım koparabilecek miyim arkadaşlar. Hep beraber görelim. Yani hiçbir balık bu kadar asılamaz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, düğüm kopmadı. Lider koptu. 0.30 librelik bir lider koptu. Ama düğüm gayet güzel dayandı. Videoda çektiğim düğümün 16 sarımlısını buraya attım. Düğümü düzgün oturtursanız çok güçlü bir düğüm arkadaşlar. Atması da bir hayli basit. Bence bu düğüm kullanılabilir. FG nat atamıyorsanız, FG nat ya da FG nat diyebiliriz. FG düğümü diyebiliriz daha doğrusu. Eğer onu atmakta zorlanıyorsanız, biraz yardım gerektirebiliyor çünkü tek başına atması zor bir düğüm. Bu düğümü bence kullanabilirsiniz. Veya Mera'da hızlı bir şekilde düğüm atmanız gerektiğinde bence bu düğümü tercih edip kolaylıkla atabilirsiniz. Unutmayacağınız bir düğüm. Devamlı aklınızda kalacak bir düğüm. Çok kolay, atması kolay bir düğüm. Ve bence çok da güçlü bir düğüm arkadaşlar. Herkese rastgele.